Mustafa Nihat yükselir. Yılmaz Özdil'in Aydın Doğan'a posta koymasına inanalım mı? Tam da Aydın Doğan'ın Ham Çökelekleri başlıklı yazımın yayınlandığı Cuma günü, Aydın Doğan'ın Ham Çökeleklerinden biri güya kazan kaldırdı. Mardinli Zeybek Yılmaz Özdil, Aydın Doğan'a da diz çökmeyerek posta koydu. Yazdığı binlerce hakaret, nefret suçu dolu yazıdan bahsettiğimiz gün, nasıl olduysa Aydın Doğan ismi gibi birden aydınlanarak Mardinli Zeybek Yılmaz Özdil'den yazısını içerdiği hakaretlerden dolayı değiştirmesini istemiş. Bizim Mardinli Zeybek Yılmaz Özdil diz çökmediği için bunu kabul etmemiş, yazısını geri çekmiş ve benim için hürriyet defteri kapandı diyerek postayı koymuş. Gerek sosyal medyada gerekse internet medyasında malum elemanlar var gücüyle çalıştılar. Bütün bu yaşananların Tayyip Erdoğan'ın Aydın Doğan'a yaptığı baskı sonucu meydana geldiği söylemini köpürtmeye başladılar. Başlattıkları bu kampanya karşısında AK Partili Salih Kapusuz açıklama yapmak zorunda kaldı. Kapusuz yaptığı açıklamada bu kadar süredir Yılmaz Özdil'in hakaret dolu yazılarını yayınlayan ve sahip çıkan yine hürriyet değil miydi? Bu mesele ne basın özgürlüğü meselesidir ne de hükümetin sorunudur. Bu mesele Özdil ile patronu arasındaki bir konudur dedi. Özetle birileri bizim diktatör Tayyip Erdoğan'ın Aydın Doğan'a yaptığı zulmün faturasını Mardinli diz çökmeyen Zeybek Yılmaz Özdile kesildiğine inanmamızı istiyor. Peki yaşanan tüm bu komediye inanalım mı? Aslında bu komedi pek de yeni bir şey değil. Hafızamızı biraz zorlarsak bu senaryonun çok tanıdık olduğunu görürüz. Şimdi 2009 yılını hatırlayalım isterseniz. 29 Mart 2009 seçimlerinde Doğan Medyasının tam kadro bütün gücüyle desteklediği ve umut bağladığı CHP yine ağır bir yenilgi almıştı. Tayyip Erdoğan o seçimlerden de güven tazeleyerek başarıyla çıkmıştı. Seçim sonucu sonrasında medyada ana gündem Tayyip Erdoğan'ın neden kazandığı, CHP'nin neden kaybettiği olmuştu. Seçimler sonrası 2009 Ağustos ayında Doğan Medyasında şok yaratacak bir gelişme yaşanmıştı. Bekir Coşkun en son 29 Ağustos'ta yazdığı yazısının engellenmesi üzerine Hürriyet gazetesiyle ilişkisini kesmişti. Tanıdık geldi değil mi? Yine seçim, Yine CHP hezimeti, yine Aydın Doğan medyası ve yine Tayyip Erdoğan'ın kazandığı başarıyı gölgeleme çabası. İşin ilginç tarafı, Mardinli diz çökmeyen Zeybek Yılmaz Özdil, o zaman Ayşe Arman ve Bekir Coşkun'un gazeteden gönderilmesiyle ilgili soruya şu cevabı vermişti. Ben yazarım, basar değilim. Basma kararı yöneticime ait. Bak bu mevzu gelmişken anlatayım. Gazete yöneticilerinin herhangi bir yazarı işe alma hakkı olduğu gibi işten çıkarma hakkı da vardır. Yaz basma hakkı olduğu gibi basmama hakkı da vardır. Aksini iddia eden geri zekalıdır. Ya da gitsin kendine matbaa kursun. Şimdi diz çökmeyen Mardinli Zeybek Yılmaz Özdil'in Aydın Doğan'a posta koymasına inanalım mı? Mustafa Nihat Yükselir, Star.